Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 2 haftadır falan tek başıma video çekmiyordum. Ya da bir hafta mı oldu bilmiyorum. O yüzden heyecanlandım tekrar. Çok uzatmadan söze girmek istiyorum. Selam, videoyu böldüğümü farkındayım ama bugüne yetişeceğini düşünmemiştim. Plan yapmanın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim benim için. Ben de size küçük bir 2021 hediyesi vermek istedim. Bu ajandayı size hediye etmek istiyorum. Böyle ay ay planlanmış, daha sonrasında gün gün haftalık programlar var ve sonunda da çıkartmalar var. Eğer katılmak isterseniz Instagram'daki postumun altına yorum yapıp kanalıma abone olup ve beni takip edip katılabilirsiniz. Hepinize mutlu seneler. Hep biz şeyden bahsediyoruz değil mi? İşte edebiyat nasıl fulledir, matematik nasıl fulledir, nasıl çalıştım, nasıl yaptım falan. Ama şu an karantinadayız ve hepimiz için çalışmak daha zor bir hale geldi. Ki normalde ders çalışırken sıkılan bir insansanız ki çok normal bu. Yani herkes bayıla bayıla ders çalışmak zorunda değil. Her gün bayıla bayıla ders çalışmak zorunda da değiliz. Ben de her gün bayıla bayıla ders çalışmıyordum. Nasıl sıkılmayı önleriz diye düşündüm. Ve kendimle de uygulamak istediğim için sizinle de paylaşmak istedim. Burada şu an uyguladığım tekniklerden ve sınava hazırlanırken uyguladığım tekniklerden bahsetmek istiyorum. Umarım işinize yarar, severek izlersiniz. Hepinize iyi seyirler. Videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, pardon, kanalıma şuradan abone oluyorsunuz. Abone olmayı ve videoyu da şuradan beğeniyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. İlk başta başlarken konuları geniş alacağım. Daha sonra böyle özelleştirerek tekniklere doğru ilerleyeceğim. İlk olarak benim hayatımda başarılı olmamı sağlayan en önemli etken plan yapmaktı. Yani o hafta hangi derslere çalışacağım, hangi konudan ne kadar ilerleyeceğim, hangi konudan hangi testi, hangi kaynaktan hangi soruları çözeceğim, her şey belliydi öncesinden. Ve plan yapmaya gerçekten uzun bir zaman ayırıyordum ve bu bana aslında bir hafta içinde daha çok zaman kazandırıyordu. Çünkü her gün oturup düşünmüyordum işte bugün ne yapsam diye. Her şey önceden belli oluyordu. Ve bir düzen içinde olduğu için ve planıma uymak istediğim için sıkılsam bile bir haftalık plan hazır ya. Mesela pazartesi günün programı önümde. Ama sıkıldım o günkü programdan. Çarşambaya atlıyordum ama pazartesiden pazara kadar olan kısımdaki yazan her şeyi yapıyordum. Yani pazartesi günü yapmak zorunda değilsiniz. Ama bir hafta içinde, 7 gün içinde seçtiğiniz 7 günü tamamlamanız gerekiyor. Bu şekilde de aslında sıkılmanızın önüne geçmiş oluyordunuz. Yani hem planınızı aksatmamış oluyordunuz hem de kendinize birazcık daha rahat verip sıkıldığınız anlarda başka bir günün planını atlama şansı elde edebiliyordunuz. Ben bu şekilde planlıyordum. İşe yarıyordu. Bir diğer teknik de şu aslında, buna benzer olarak yaptığım ve çok sık yapıyordum. Ben matematikten hiç hoşlanmıyordum gerçekten. Ve TYT fen çalışmayı da sevmiyordum. Çok çalışmıyordum zaten. Bu tarz kaynakları elime aldığımda, çalışırken sıkıldığımı fark ettiğimde ve hiç çalışmak istemediğimde, yere oturup yuvarlanmak istediğimde kesinlikle yaptığım şey şuydu. 10 dakika edebiyattan konu okuyordum, bir sakinleşiyordum, bir nefes alıyordum, ondan sonra tekrar matematiğe dönüyordum. Araya sevdiğiniz dersleri karıştırmak 5'er 10'ar dakika sevmediğiniz bir derse odaklanmanızı kolaylaştırıyor. Çünkü aslında o sevdiğiniz ders size 5 dakikalık bir ödül gibi oluyor ve moladan daha çok işe yarıyor bence. Çünkü molanın sonu gelmeyebiliyor. Benim öyleydi mesela, oturuyordum dersin başına. Yarım saat geçiyordu ve sıkılıp kalkıyordum 5 dakika mola diye. Alıyordum telefonu elime. Ooo akşama kadar artık. O yüzden onu yapmayın bence. Onun yerine sevdiğiniz bir dersi 5 dakika mola olarak alın, araya okuyun. Sözel bir ders daha iyi olabilir bu anlamda. Daha sonrasında da tekrar sevmediğiniz dersini ya da çok iyi olmadığınızı düşündüğünüz, birazcık korktuğunuz, artık neyse, o dersin başına tekrar oturduğunuzda daha neşeyle, daha istekli yaptığınızı fark edeceksiniz. Ama tabii ki de telefonda kaybolur gibi o sevdiğiniz derste de kaybolmayın. Fazlası zarar her türlü. Bunu ayarlamanız gerekiyor. Üçüncü olarak, bu benim değil ama arkadaşlarımın çok sık kullandığı ve bana mutlaka bahset Zeynep, çok işe yarıyor dedikleri bir yöntem. Defter arasında hediye bırakma yöntemi. Örneğin bir konu anlatımında kitabın ya da bir test kitabının o hafta 10 testini çözmeniz gerekiyor. Bir tanesinin arasına kendinize bir ödül bırakın. Ama o ödülü unutun yani orada. Mesela haftaya için koyun o ödülü. O şekilde ayarlayın ve o sayfaya geldiğinizde ya da o ödülü almak için o sayfaların hepsini çözdüğünüzde bu tekniğin işe yaradığını fark edeceksiniz. Bu bir çikolata olabilir, işte bir şekerleme olabilir ya da yiyecek bir şey olmak zorunda değil, bir sinema bileti olabilir mesela. Bunun sıklığını sizin ayarlamanız lazım. Tabii ki abartmadan yapmanız lazım. Sizi motive edecek kadar yapmanız sıkılmanıza engel olacaktır diye düşünüyorum.
Benim sınav anında da uyguladığım şey şuydu. Sınav anında bir an çok kötü hissettim ve yapmak istemedim. Bu deneme sınavlarında da oluyordu ama gerçek sınavda olunca insan panikliyor. Yani gerçek sınavda da sıkılmazsın Zeynep ya. Ama yapamadığım bir an olmuştu. Durmak istediğim bir an. O anda durmadım. Sadece beynime dedim ki şu an su içeceksin. Hani mola vermiyorsun. Şu an su içiyorsun. Farkında ol. Soruyu düşünmeye devam et. Beynimi bu şekilde kandırdım. Durmasını engelledim aslında beynimin. Hala soruyu düşünürken aslında ben mola vermiştim orada. 1 dakikalık. Molanızın uzunluğu 1 dakikada olabilir, yarım saatte olabilir. Bu tamamen size bağlı. Sınav anında ben 1 dakikalık mola verdim. Su içme molası. Suyu yavaş yavaş açtım, yavaş yavaş içtim. Ama beynim düşünüyordu ki ders çalışmaya devam ediyorsun ama susadın, sadece su içiyorsun. O yüzden sınavla bağımı kopartmadım. Ders çalışırken de bunu yapabilirsiniz. Böylelikle ufak bir şeyle ilgilenirken susamak gibi ya da kahve içmek gibi derse odaklandığınızı düşünürsünüz hala. Ama aslında beyniniz o 1 dakika içinde tekrardan kendisini toparlar ve çalışmaya hazır bir hale gelir 1 dakika öncesine göre. Bu da çok işe yarıyordu bende. Sınav anında da işe yaradı zaten. Bunu da paylaşmak istedim. Bir tanesi de şu var. Düzenli, yani planlı, onu söylemiştim. Ve sade bir yerde ders çalışmak. Örneğin benim şurada bir çalışma masam var ama o çalışma masası çok dar ve her zaman dolu oluyor üstü ve ben orayı doldurup duruyorum ve sığamıyorum asla. O yüzden burada kocaman başka bir masam var ve hep burada çalışıyorum. İşim bitince de o kaynakla hemen dolaba kaldırıyorum ya da hemen gözümün önünden çekiyorum onu. Masamın üzerine dağınıklık etmesin, olmasın diye. Kalemlerimi saçarak da çalışıyorum. Sonra hemen hepsini topluyorum tekrardan. Çünkü çalıştığımız ortamın düzenli olması çalışma isteğimizi arttıran bir şey. Bu sebeple de dağınık bir ortamda çalışmak insanı sıkabiliyor. Sıkılmamak için de ortamı toplamamız gerekiyor. Ben ortamı topluyordum her defasında. Şu an hala öyle yapıyorum. Hatta bu aralar en çok yaptığım şey bu galiba. Ders çalışmaya başlamadan önce ve ders çalıştıktan sonra odamı ve daha da önemlisi masamı düzenli, toplu şekilde bırakmak. Bir diğer önemli madde de şu. Amaç belirlemek. En basit aslında, en başta yapmamız gereken şey. Bizi sıkılmaktan alıkoyan en büyük maddelerden biri bence bir amacımız olması. Bir şeyler uğruna çabalama isteğimiz. O sebeple de ben sürekli ders çalışmaktan yorulduğumda, sıkıldığımda, bitkin düştüğümde sürekli şunu hatırlatıyordum. Sen derece yapmak istiyorsun. Sen iyi bir gelecek için iyi bir üniversite kazanmak istiyorsun. Bu yüzden de çalışmaya ihtiyacın var. O yüzden şu an sıkılabilirsin. Önemli değil. Bu sıkılmaların hepsinin telafisini yaz tatilinde göreceksin. İstediğin kadar yatacaksın. İstediğin kadar başka kitap okuyacaksın. İstediğin kadar film, istediğin kadar dizi, istediğin kadar denize gireceksin. Ama şu an yapamazsın. Şu an yapabileceğin en iyi şey ders çalışmak. Çünkü senin amacına İşte bu 8 ay, bu 9 ay artık ne kadar süreniz kaldıysa sınava bu belirleyecek. Ve bu 8-9 aydan sonra istediğin kadar sıkıl ya. İstediğin kadar sıkıl. Kendimi böyle gaza getiriyordum. Ve aslında hayatımı bir kapsül içine alıp o 9 ay ya da 8 ay, 6 ay ne kaldıysa o kapsülün içinde ders çalışarak zamanımı verimli geçirmeye çalışıyordum. Dış etkenlere kendimi kapatmaya çalışıyordum. Sıkılmamı önlemek amaçlı. Çünkü dışarıda bir hayat olduğunu hatırladığınızda ders çalışmaktan sıkılmak tabii ki daha normal oluyor. Ama bu karantina günlerinde özellikle zaten dışarıda bir hayat olduğunu unuttuğumuz için çok buna ihtiyacınız olmayacak diye düşünüyorum. Yani birazcık hayatınızı ertelemeniz gerektiğini kabul etmeniz gerekiyor sıkıldığınız anlarda. Bu şekilde derste daha kolay adapte olabilirsiniz. Ben bunu YouTube'daki izlediğim videolardan falan öğrenmiştim. Çok aşırı popüler bir şey. Kısa zamanlı çalışıp, yani 20 dakikaydı galiba. 20 dakika çalışıp 5 dakika mola. 20 dakika çalışıp 5 dakika mola. Ben hiçbir zaman 5 dakikalık molalardan 5 dakikada kalkamadım. Hiçbir zaman bunda başarılı olamadım. Ama bu da bir teknik. Bunu da yapanlar ve işe yarayanlar var. Bu yüzden söylüyorum. Ben 20 dakika çalıştığımda 20 dakikada mola veren bir insandım. O yüzden 3 saat çalışıp 3 saat mola veriyordum. Böyle de yapabilirsiniz. Yani tamamen sizin nasıl tercih ettiğinize, nasıl verim aldığınızla alakalı bir şey. Ama çabuk sıkılıyorum ama sıkıldıktan sonra 5 dakikalık mola bana yetişiyor diyorsanız bence bu çok mantıklı bir teknik. Bunu da uygulayabilirsiniz. Evet, son olarak sabretmek. Netleriniz artmıyor olabilir. Her şey kötüye gidiyor olabilir. Konuları anlamıyor olabilirsiniz. Konular size çok zor geliyor olabilir. Çok geride kalmış olabilirsiniz. Zamanınız çok az kalmış olabilir. Ve bunların hepsi sizi sıkıyor olabilir. Hepsi dersi bırakmak için bir neden gibi görünüp üzerinize geliyor olabilir. Çok normal. Bana da oldu.
bir derece yapan başka insana da oldu. İyi bir sonuç elde eden bir başkasına da oldu. Herkese oldu. Bu bir süreç. Bunu en iyi şekilde atlatmanız gerekiyor. Bu sebeple de sabretmeniz gerekiyor. Yani zaman içinde netlerinizin arttığını, o konuyu öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Ama bu bir anda ya da bir ayda olmak zorunda değil. Bazı konu vardır 2-3 ayda anca öğrenirsiniz. Daha zamanınız var nasıl olsa. Bazı konu vardır 2 haftada öğrenirsiniz. Bazısını 2 saatte öğrenirsiniz. Bazıları kişiden kişiye değişen konulardır. Tamamen sizde biten bir şey. Önemli olan pes etmemek. Ve sıkılıp pes ederseniz başarıya ulaşamazsınız. Bu yüzden de bırakmadan, pes etmeden, sabrederek, sadece sabırla işi götürebileceğinizi düşünüyorum. Aslında bu matematik nasıl fullenir, Türkçe nasıl fullenirden ziyade sıkılmadan, odaklanarak nasıl ders çalışırım bence bir tık daha önemli bir konu. Çünkü insan psikolojisi tamamen bütün hayatına yansıyor insanın. O yüzden de buna dikkat etmenizi öneriyorum. Sabredin, başaracaksınız. Çünkü çalışıyorsunuz. Öyle düşünün. Çünkü gerçekten öyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sesim bozuldu. Havada zaten karanlık gibi oldu. Buranın ışığını sevdiğim için burada çekiyordum. Neyse. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar. Kolay gelsin. Umarım sıkılmadan çalışırsınız. Ben bu tekniklerin birçoğunu uyguluyorum ve gerçekten işe yarıyor bende. Bu şekilde. Hoşça kalın.